Ve başlıyoruz Songuç Matematiğe 7'den 8'e hazırlık kampımızda. Matematiğe başlayıp mükemmel hocam, bir... Hocam en önemli ders matematik. Gerçekten de geçen seneki sınava bakınca matematik ne kadar belirleyici olduğunu bize gösterdi. Ve gerçekten çok iyi bir temel lazım. Ve biz de bu temeli seninle yapacağız ve ne yapacağız? Eski senelerde öğrendiğimiz çarpanlar katlarla alakalı olan konuları bir tekrar diyor. Eskiden ne zaman gördük hocam? Harikasın. Eskiden geçmiş hatırlamak istemiyorum. 6. sınıfta aslında çarpanlar katlar konusunu görmüştük. Biz bu sene yani 8. sınıfımızda ne yapacağız? Bunun devamı olacak şekilde EBOB, EKOK'u birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Ve aynı zamanda birazcık daha aralarında asallık denilen yeni kavramlar öğreneceğiz. Ama biz bu kavramları öğrenmeden önce ve sınavda kesin gelecek zor matematik sorularını çok iyi yapabilmek için ne bilmemiz gerekiyor evladım? Matematiği. Hayır, işte eski konuları hatırlamamız eski gerekiyor. Olur. İşte onlardan bir tanesini senle başlıyoruz. Hocam matematiğe başlamanın verdiği heyecan öncelikle bismillah evet, hocam. İnşallah gerçekten hani birazcık daha zor gibi gözükmesine rağmen halbuki bu sene birazcık daha ortalamamız arttı şeyde ana sınavda. Dolayısıyla bundan şunu görebiliyoruz. Çalışınca yapılmayacak hiçbir şey yok. Dünyanın en zor sorusunu getirsinler. Biz onu da yaparız. Hiç merak etme diyoruz. Yeter ki verimli ve düzenli çalışalım. Bu da onlardan bir tanesi. Geldik hemen. Hocam 25 sayfadan arkadaşlarım var. Onlar hep matematik zordu. Matematik şeydi. Hiç sorun değil. Sen onlara hiç takılmayacaksın. Ve direkt bir şekilde seninle beraber sağlam temelimize başlayacağız. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu çok basit bir şey. Olur. Mesela 10, 5 kere 2'dir mesela, sallıyorum. Bu sayılara o sayının nesi denir Tonguç evladım benim? Çarpanları. Süper zekisin. Mesela 10'un çarpanları nedir desen 5 ve 2. Evet. 10, 5 ve 2'nin çarpımıdır mesela. Veya Tonguç evladım bir şey daha göstermek istiyorum. Bölenleri de denir. Çünkü Tonguç evladım benim onu hem 5 çarpanıdır hem 5 hem de onu böler değil mi 5 ile? Evet hocam. Böyle bir basit mantık yapalım. Mesela 150 sayısının çarpanını bulalım derse bize 150'yi diyeceğiz ki ya bu 1 kere 150 olabilir değil mi Tonguç evladım? Mantıklı, mantıklı. Süper. 2 kere peki kaç olabilir? 75 olur. Olur, o da 100'e. Olur. 3 kere kaç olur? 50. 50. Süper zekisin gerçekten. Estağfurullah. Peki 4 kere olur desek 4 kere bir şey 150 olmuyor. Kusura bakma, özür dilerim. O yüzden neye geçiyoruz Tonguç evladım? 5 kere geçiyoruz. 5 kere kaç 150 eder? 90. Yuh! 5 kere 30 150 eder. Dangozlaşma. Peki 6 kere olur mu Tonguç evladım benim? Olmaz. 6 kere olur. 6 kere 25 de 150 eder. Süper zekisin gerçekten de. Peki 7 kere olur mu? Olmaz. 8 kere olur mu? Olmaz. 9 kere olur mu? Daha olmaz. Bitti bu kadar. Hayır, bitti. Bir kere bir tane oluyor. 10 kere 15 de 150 olur Tonguç'um. 11 kere olur mu? Olmaz. 12 kere olur mu? Olmaz. 13, 15'e kadar gider. 15'i bir daha yazmama gerek var mı? Zaten burada yazdık Tonguç evladım. O yüzden yok. Dolayısıyla işte burada bulduğumuz sayılara 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 ve 150'ye ne diyoruz Tonguç evladım benim? O sayının çarpanları diyoruz. Sana burada bir kural vermek istiyorum. Unutma Tonguç evladım benim. Bir sayının bir ve sayının kendisi Tonguç evladım benim her doğal sayının çarpanlarıdır. Yani mesela 786'nın çarpanları neler desem yuh dersin ya. Birazcık yavaş ol hocam. Çok basit, hemen söyleyeyim. 1 ile 786. 1 kere 786, 786 etmez mi Tonguç evladım? Evet. İşte bu kadar basit düşüneceğiz. Yani 1 ve kendisi bir sayının çarpanlarından 2 tanesidir zaten, biliyoruz. 2 tanesi zaten kafadan biliyoruz diyebiliriz. Bu da ekstra bir bilgi olarak kafasında bulunsun. Şimdi 6 sayısının 60'tan küçük olan katlarını bulalım. Şimdi bu kat olayı önemli bir olay. Mesela şöyle düşünelim Tonguç'um. 6'nın katlarını söylesem ne yaparsın bana? Hemen söyler misin bana? 6. Evet, 6. 12. Bak 6'nın bir katı. Süper dikizim. Herkes ilk başta 12 der. Ama sen 6 dersin. Ben herkes değilim. Ben Tonguç'um. Ben Tonguç'um. Bravo. 2 ile çarparsan 12 eder. 3 ile çarparsan 18 eder. 4 ile çarparsan 24 eder. 5 ile çarparsan 30 eder. Böyle böyle gider. Çarpı tablosu hocam. Süper zekisin gerçekten de. Peki mesela 6 kere 9 54 eder. Ve sallıyorum. Bitti bu kadar. Neden diyeceksin 60'tan küçük dedi ya. Artık 6 kere 10 60 eder. Dolayısıyla 6'nın 60'tan küçük olan çarpan katları bunlar da diyebiliriz. Şunu unutmadan çünkü bir sayının katları arasında mutlaka ve mutlaka demin de senin ilk başta söylediğin gibi kendisi de olmalıdır. Bu acayip önemli fix bir kural bunu bileceğiz. Geldik bir tane örnek soruyla öğrendiklerimizi ben peçerim. Yeni nesil soru istiyorum ama. Süper, ama yeni soru gelecek, merak etme. Ha. Zaten bunlar hepsi onlara hazırlık. Yeni soruları kitabımızdaki sorular çözüyoruz. Senin şimdi sizce 1000 tane yeni nesil soru çözer miyiz hocam? Evladım tabii ki çok daha fazla çözeriz. Tonguç 6'nın katlarını sayarken Tongül ise 9'un katlarını saymaktadır. Tamam, eyvallah. Tonguç'un saydığı 60'tan küçük en büyük sayı A.
Tongül'ün saydığı 60'tan büyük en küçük sayı B'dir. Saçma zaman gerçekten insanın kafasını karıştırıcı şeyler değil mi? Amacınız ne hocam? Niye bizim kafamızı karıştırıyorsunuz? Amacımız senin kafanı yorup daha fazla beyin hücrelerinin arasındaki sinapsisleri geliştirmek. Hiç merak etme. Buna göre B eksi A işlemin sonucu kaçtır? Şimdi Tonguç 6'nın katlarını sayıyor. Bir yazalım bakalım 6'nın katlarını. Hemen seninle beraber Tonguç'un yazdıklarını, saydıklarını şunla sayalım. Tonguç diyelim ve 6'nın katı. 6, 12, 18, 24, 30, 36 böyle gidiyor ya. 60'tan küçük en büyük sayıyı bulmamız gerekiyor. Ondan sonra 42, 6 kere 8, 48, 6 kere 9, 54. Harika. 60'tan küçük en büyük sayı 6 kere 10, 60 eder ama olmaz. 60'tan küçük en büyük sayı 54'tür. İşte bu A'ymış Tonguç evladım benim. Şimdi geldik Tongül arkadaşımıza. Tongül arkadaşımızsa ne yapıyordu? 9'un katlarını sayıyordu. Hemen sayalım. 9, 18, 3, 9 kere 3, 27, 9 kere 4, 36, 9 kere 5, 45, 9 kere 6, 54, 9 kere 7 Tonguç evladım benim, 63, 9 kere 8, 72 böyle gider. Şimdi diyor ki 60'tan büyük en küçük sayı. Ya 60'tan büyük olan sayılar bunlar. En küçüğü bunların bu. 63. Dolayısıyla bu işte B'ymiş Tonguç evladım benim. Bize sorduğu şey aşırı basit bir sonuca geldik Tonguç. Hemen sen ne yapalım? B eksi A yani 63 eksi 54'ten çat cevabımızın 9 olduğunu bulabiliriz. Bravo diyorum sana Tonguç evladım. Evet geldik bir tane moda işte. Birazcık daha yeni nesile yaklaşmaya başladık. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Ali öğretmen. Zorlaşıyor. Ali öğretmen, öğrencilerinden bir kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 48 cm olan bir dikdörtgen çizmeni istemiştir. Tamam eyvallah. Buna göre Tankut kaç farklı dikdörtgen çizebilir demiş. Tonguç'um bir kere burada alanı 48 ise bir dikdörtgen alanı nasıl bulunur Tonguç evladım benim? Çok basit düşün. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Süper zeki ve akıl küpü bir insansın gerçekten de. Dolayısıyla bununla bunu çarpınca 48'i bulmuş. Peki nereye çarpım 48'dir? 6 kere 8. Süper zeki değilsin desem ama bir sürü seçenek var. Ha. Mesela 1 kere 48, 2 kere 24, 3 kere 16, 4 kere 12, 5 kere olmaz, 6 kere 8 senin söylediğin gibi. 7 kere olmaz, 8 kere bir daha yazmamıza gerek yoksa 8'e gelmiştik. O zaman bunlar aslında çarpan, böyle dikine yazamadım kusura bakma çünkü yer yoktu. Dolayısıyla bunlar çarpanları ise Tonguç'um. Kaç farklı dikdörtgen çizebilmiş sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 farklı dikdörtgen çizebilmiş. Yani bir kenarı 1'e 48 olabilir bir dikdörtgenin. 1, 48 olabilir. Veya Tonguç'um bir kenarı 2 olur. Bu sefer diğer kenarı da 24 olur Tonguç evladım benim. Veya bir kenarı 3 olur Tonguç evladım benim. Diğer kenarı da 16 olur falan filan. Yani toplamda 5 farklı dikdörtgen çizebilir diyoruz. Buraya kadar anladın değil mi Tonguç yani evladım? Yani şu an süper, beynim yanmaya başladı ama. Artık yeni konuya geçelim. Asal sayılara bakalım. Asal sayılarda bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken ki bu sene de çok önemli bir yere sahip olacak. Sadece 1'e, 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara... Kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayı olması gerekiyor. Bu da ayrı bir kural Tonguç evladım benim. Asal sayılar diyoruz. Asal sayılar deyince aklına ne geliyor Tonguç evladım benim? Asil böyle karizmatik, süper papyonla gezen, evet. Altında kırmızı bir pantolon ve hemen yeşil bir ayakkabı. Şöyle bir papyon çizerim o zaman senin için gerçekten de. Ben asal sayıyım. Evet asal sayı gerçekten de. Çok kaliteli bir smokin de çizerim buraya senin için. Penguen gibi giyinirler. Evet çok güzel gerçekten de. Hani şöyle bir smokin de çizerim senin için. Evet hocam, asal sayılar. Ne çiziyorsunuz? Evet tebrik ediyorum seni. Asal sayılar gerçekten asil sayılardır. Bak bakar mısın ne kadar karizmatik bir arkadaşımız ve kendini belli ediyor. Dişleri çok güzel hocam adam. Harika. Asal sayılarda bilmemiz gereken şey aslında ben kimseye bölünmem kardeşim diyor. Sadece kendim beni bölebilir. Bir de bire bölünürüm. O da zaten bir zaten koftiden bir şey fasulye diyor. Dolayısıyla mesela asal sayılara örnek verelim. Yazalım sayılarımızı. En küçük asal sayı bir kere birden büyük olmak zorunda 2 olur. O zaman 2 sadece kendisine ve 1'e bölünür. 3 yani. Sadece kendisine bölünür. 5 sadece kendisine ama bölünür. 4 olmaz ki. 4 2'ye de bölünür. Patladı. 7 mesela sadece kendisine ve 1'e bölünür. 9 olur mu Tonguç evladım benim? Olur. Patlar 3'e bölünür. Olmaz. O zaman 11 sadece kendisi ve 1'e bölünür. 13 sadece kendisi ve 1'e bölünür. 17, 19 böyle böyle devam eder. Tonguç dikkat ettin mi? Bak 12'yi almadım. Neden? Neden? Çünkü çift sayı. 14'ü almadın. Neden? Çünkü çift sayı. Çünkü çift sayıların hepsi 2'ye bölünür. Peki bu asal sayılar arasında bir çift sayı var mı Allah'ını seversen? Bakayım.
Var iki. Evet süper. Çift olan sayı sadece ve sadece dünya tarihinde ve gelecek tarihlerde sadece iki olacaktır. Wow. Başka bir şey olmayacaktır. Yani iki çift asal asal sayıdır. Başka asal sayı var mı desen çift. Olamaz çünkü ikiye bölünür. Çünkü yani 126 milyar 234 bin 227. 228. Sonu çift olduğu için sayı çifttir. O zaman bu sayı asal mıdır? Değildir, olamaz. Çünkü ikiye bölünebilen bir sayıdır diyoruz. O yüzden diyor, çift olan sayı, asal sayı ikidir diyoruz. En küçük asal sayı nedir Allah'ını seversen? 8. Hayır lan, dangozusun, sayılara yazık. Bak, ha, 2. Harika. O zaman 2'nin özel bir yeri var kalbimizde diyoruz. Ve 2'yi baş tacımız yaparaktan diyoruz ki... Hocam 2. Sizin uğurlu rakamınız nedir? Benim uğurlu rakamım 11. Ama özel... 11 mi? 11 çok güzel bir asal sayı gerçekten. Güzel 11, bir asal sayı gerçekten. Wow. Evet. Dolayısıyla asal sayılardan 2 hem en küçük asal sayıdır hem de çift olan asal sayıdır. Aklımda tutun. Peki geldik şimdi de, oh bir sayfa atlamışız pardon. İki basamaklı en büyük asal sayı en küçük asal sayıdan kaç fazladır diyor. Asal sayıları yine birazcık bilmemiz gerekiyor. Ama iki basamaklı en büyük asal sayıda, şimdi en küçük asal sayıyı bulup söyleyelim hemen. Söyleyeyim. En küçük asal sayı 2'dir değil mi? Bitti evet. Bu kadar. En büyük asal sayı ise Tonguç'um, bir kere iki basamaklı olacak ya. İki basamaklı olduğu için 90'lara falan filan gelmesi gerekiyor. 100 olamaz. Çünkü 100 3 basamaklıya geliyor. O zaman 90 olur mu mesela? 91 olur mu? 92 olur mu? 93 olur mu? 94 olur mu? Bunlarla hangisi olur sence Tonguç evladım benim? Yani şöyle düşündüğü zaman 98 ve 99. Şimdi Tonguç dikkat et. Bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz. Çünkü bunların hepsi çift asal sayı olamaz asla. Değil mi Tonguç? Evet. Sadece çift asal sayı 2'dir. Başka bir şey olamaz. Şimdi bunlardan bir tanesi olacak. Şimdi 99 olabilir mi desen? Olamaz. 3'e bölünür, olmaz, bunu attık. 97 olabilir mi desen? Kaça bölünür? Olabilir. Bir şeye bölünmüyordu. 3'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. Yani bu bir şey sanki bölünmeyecek gibi duruyor. Asal sayı gibi duruyor. 95 5'e bölünür, olmaz. Çünkü son basamağı 5. 93 3'e bölünür, 31 olur, olmaz. 91 Tonguç evladım benim. 91'i 17'ye zannediyorum bölebiliyorduk. 91'i 17'ye bölsen acaba çıkıyor mu desen? 7 kere 3... Yok, olmaz. 7 kere... Olmuyor hocam. Yok, bölünmüyor. Ne? Ama sonuçta 91 de asal sayı, o zaman 97 asal sayı. Peki hangisi en büyük? O zaman 97'yi seçeceğim. O 97. 97'den 2 çıktı. 95 doğru cevabımızdır diyoruz. Bravo diyorum. Geldik asal çarpan bulmaya. Şimdi asal çarpan bulmada da şunu bileceğiz. Tonguç'um, zaten sana çarpanlığını bulmayı göstermiştik. Ama bu sefer farklı bir şey yapıyoruz. Asal çarpanlığını buluyoruz. Yani asal asal sayılar nerede? Hemen say bakalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Süper. İşte biz bunları bulmaya çalışacağız. O zaman 142'yi çarpanlığına ayırırken çarpan ağacı denilen bir yöntem var. Zaten bunu bu sene de göreceğiz. 2 ile 70'in çarpımı 140 değil midir Tonguç evladım? Evet hocam. Neden 2 yazdım? Çünkü asal sayı olduğunu biliyorum ya. Oh be, rahat ettim. Şimdi 70 aslında hani kaçta kaçın çarpıdır? O da 2 ile 35'in çarpımı. Bak bu da asal sayı. Bak bunları yuvarlak için alalım. Çünkü bunlar benim için asal sayı asal çarpanlığını bulmuş oluyorum. Peki bu kaç kaçın çarpımı, ama öyle bir şey söyle ki bana. 1 ile 35 deme. Çünkü asal sayı olmasını istiyorum. O zaman ne derim? 5 kere 7 35'tir değil mi? İşte bunlar asal sayı. O zaman ben asal çarpanlarını ayırmış oldum. 140'ın asal çarpanları dediğimiz şey aslında 2, 3, pardon 2, 5 ve 7 olduğunu bak net bir şekilde buradan görebiliyorum. Çünkü 2 var. Asal çarpan mesela 5 var ve 7 var. Veya böyle de bulabiliyor. Asal çarpan algoritması denilen böyle havalı bir yöntem var Tonguç'um. Burada mesela 2'ye bölüyorsun. 140'ı 70 çıkıyor. Tekrar 2'ye böldüm. 35 çıktı. Bu sefer 3'e bölemem. 2'ye bölemem. 3'e bölemem. 5'e bölelim. 5'e bölelim. 7 çıkar. 7'ye böldüm. 1 çıktı. Bak 1 kaldı mı Tonguç evladım? Evet. O zaman asal çarpanı 2, 2, 5, 7'dir diyorum. Hatta şöyle bir şey daha göstermek istiyorum sana. 140'ı biz. Burada kaç tane 2 var Allah'ını seversen? 2. Süper. O zaman 2'nin üzerine 2 yazaraktan, çünkü 2 tane 2 var, çarpı 5'in üzerine 1 yazaraktan, çünkü 1 tane 5 var, 7'nin üzerine de 1 yazaraktan bu şekilde çözümleme yöntemiyle çarpanlarına da ayırabiliyorum. Bu da ekstra bir bilgi olsun şimdiden, gelecek sene için hazırlıklıyorum. Geldik 120 sayısının asal çarpan ayrılmış biçimde yazımı. Bak demin gösterdiğim şey. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucu kaç demiş. Şimdi ben 120'yi hemen algoritmayla yapayım mı Allah'ını seversen? Yapın hocam. 120'yi böyle çatlayacağım. Algoritmanın ismi de çok havalı hocam. Evet, havalı gerçekten. 120'yi. Hemen şöyle yapalım. 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1 diyorum. Sonuç olarak Tonguç evladım benim 120'nin çarpanlarını ben şöyle yazıyorum, bak 120 eşittir diyorum. 1, 2, kaç tane 2 var evladım burada? 3 tane. O zaman 2'nin 3. kuvveti diyorum. 3 tane 2 var. Süper.
Kaç tane 3 var evladım burada? 1. O zaman 3 üzeri 1 diyorum. Kaç tane 5 var Tonguç evladım burada? Süper. O zaman ben bunu asla çarpanlarını ayrılmış biçimde yazmış oldum. Şimdi adamın söylediği şey zaten bu zımbırtıya çok benziyor. Bak 2 üzeri A demiş. 2 üzeri 3 demiş. O zaman A dediğimiz şey 3'tür, bitti bu kadar. Peki bu 5 üzeri C demiş, 5 üzeri 1 demiş. O zaman C dediğimiz şey 1'dir, süper, o da bitti. Burada da B yazmış. B 3 üzeri 1 kaçtır Allah'ını seversen? 3. O zaman B dediğimiz şey de 3'tür Tonguç evlenmeyim. O zaman bize sorduğu şey A, B, C'nin toplamı. Yani bu üçünü toplarsam 3, 3, 6 bir de elde 7 eder Tonguç evladım benim diyoruz. Ve geldik yanda 90 ve 40 sayının asal çarpan ayrılmış halleri göstermiş demiş. Vay gerçekten. Adam, algoritmik göstermiş. Algoritmik de. 90'ı kaça bölersek 45 çıkar? 2. Süper. A 2'dir, bitti bu kadar. 45'i kaça bölersek 15 çıkar? 4. Yuh adam, dangozsa ne diyorsun Allah? 45'i kaça versek 15 çıkar, 3. 3'e versek 15 çıkar. Peki 15'i kaça versek 5 çıkar? 5, 3. Süper zekisin, gerçekten iyi beyin oturmaya başladı, süpersin. Peki 5'i kaça versek 1 çıkar? 5. Süper. Yani zaten mantık şu. Bunu buna bölüyoruz, bu çıkıyor. Böyle böyle bir yöntem var. Şöyle bir Z yöntemi, görüyor musun? Fermuar gibi. Aynen, fermuar gibi. Dolayısıyla bununla bunu çarpıyor, bu çıkıyor. 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 Bak görüyor musun? 45 çarpı 2, 90. 15 çarpı 3, 45 gibi bir yöntem var. Hatta burada tersten gidelim. 1 kere 7, 7. O zaman E 7'dir. 7 kere 3, 21. O zaman D 21'dir. 21 kere 2, 42. Süper. O zaman sağlaması çıktı. Bunları da bulmuş olduk. B artı E'yi sormuş. O zaman cevabımız oldu. B 3'tü. E kaçtı? 7'ydi. Cevabımızın 10 olduğunu net bir şekilde söylüyoruz ve süper bir şekilde ortak veren ortak kat. Gerçekten son testlerimizi yapabilmek için çok önemli bir konuya geldik. Ve bu da EBOB EKOK, yani sınavda, yeni sınavda çıkan konuyla konunun temelini oluşturuyor diyoruz. Ve zaten bundan sonra dersimiz bitiyor. 30 kilogramlık pirinç ile 24 kilogramlık mercimek. Evet, çok güzel. Karıştırılmadan özdeş poşetlere konulacaktır. Tamam. Poşetlerin kaç kilogram olabileceğini bulmak için 30'un bölenleri 24 mü? Bu yeni nesil günlük hayat yaşam problemi. Çünkü aynen, günlük hayat gerçek yaşam problemi. Gerçek yaşam. Çiğ köfte yaparken. Aynen, tebrik ederim seni. 30'un bölenleri, 24'ün bölenleri, 24 ve 30'un ortak bölenleri, en büyük ortak bölen tarzında bir şeyler yapacağız. Şimdi ilk başta şöyle yapalım. Tonguç'um, 30 ve 24'ü eşit poşetlere ayıracağız değil mi biz? Ayıralım. Biz ne iş yapıyoruz Tonguç evladım benim burada? Bakkal. Bakkalız ve bakkal ne yapar evladım? Bakkal bunları küçük küçük poşetlerle satar. Yoksa 30 kilogram bir anda satamazsın değil mi? Satamaz. Öyle müşteri bulabilmesi bulamazsın. Dolayısıyla ben acaba kaç kilogramlık poşetlere koymalıyım? Ve poşetlerin kaç kilogram olduğunu bulabilmek için bir kere 30'u bir bölmeliyim. Neye bölmeliyim? Parçaları bölmeliyim. Kaça bölebilirim? 30'un bölenlerini hemen bulalım mı seninle beraber? Bulalım hocam. Hemen şöyle yapalım. Hatta şöyle bir yöntem vardı. 30 ve 24. 30'un bölenlerini şöyle ayıralım. Tonguç evladım benim. 1 kere 30. 2 kere 15. 3 kere 10. 4 kere olmaz. 5 kere 6. Bunlar hepsi 30'un bölenleri bulabilmek için yöntemler. Bunlar hepsi 30'un bölenleri bulabilmek için yöntemler. Dolayısıyla bunları böldük. Şimdi 24'ü bölelim. 1 kere 24. 2 kere 12. 3 kere 8. 4 kere 6. Falan filan. Dolayısıyla biz bunları da yaptıktan sonra diyorum ki ben 30'un bölenlerini buldum bile. Hemen yazıyorum seninle Tonguç evladım benim. 30'un bölenleri dediğimiz zımbırtı. Hatta siyah kalem yazalım. Burada yazdık ya. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 diyorum, süpersin. Geldik 24'ün bölenleri. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 diyorum Tonguç'um. Geldik 24 ve 30'un ortak bölenlerini söyler misin bana? Burada ortak olanları söyleyebilir misin Tonguç? Bayağı zor bir soru senin için. 1 ortak, süper. 2 ortak, süper. 3 ortak, süper. 6. 6 ortak, süper. Başka ne olabilir? Başka hiç yok. Dolayısıyla bizim toplamda 1, 2, 3 ve 6 olmak üzere 4 tane ortak. En büyük ortak böyle nedir Allah'ını seversen? 6. Süpersin. 6 bunların arasında en büyüğüdür. Dolayısıyla ben poşetlere bölmek istesem ve en büyük poşeti oluşturmak istesem kaç kilogramlık poşet oluşturmuşum Tonguç Evren benim? 6 kilogramlık poşet oluşturmuşum. Ama istersen bunları özdeş poşetlere böleceğim için, bak bu çok önemli. Özdeş aynı demek aslında. 1 kilogramlık poşetlere bölebilirim. 2 kilogramlık poşetlere bölebilirim. 3 kilogramlık poşetlere bölebilirim. Veya 6 kilogramlık poşetlere bölebilirim. Eğer 6 kilogramlık poşetlere bölersem bundan 5 poşet çıkar. Bundan 4 poşet çıkar. Toplamda 9 poşette işi yırtabilirim. Ama 3 kilogramlık poşetlere bölsem bundan 10 poşet çıkar. Çünkü 30'u 3'e biliyorum. Buradan 8 poşete, toplamda 18 poşetle ancak işi yırtarım diyorum. Dolayısıyla bu yöntemleri zaten sorular geldikçe karşımıza çözebileceğiz diyoruz Tonguç'a. Geldik Tonguç.
8, Tankut'un 12 bilyesi vardır. Tamam eyvallah. Tongül'ün bilyelerinin sayısı hem Tonguç'un hem de Tankut'un bilye sayısının... Bilye nedir hocam? Biz artık yeni nesil sadece farklı bilgisayar oyunları oynuyoruz hocam. Bilye nedir? Evet, bilye dediği bir şey böyle boncuklar böyle atıyorsun böyle. Eskiden oynuyorlardı, artık yok öyle bir şey tabii ki. Bunu hazırlayan hocalarımız birazcık şey olduğu için, yaşlıları olduğu için birazcık öyle tabii bilyeler milyeler falan filan. Halbuki siz öyle bir şey biliyor musunuz hocam? Hatırlıyor musunuz? Ben GTA çocuğuyum. GTA ile biliyorum tabii. Tankut'un 12 bilyesi vardır. Tongül'ün bilye sayısı hem Tonguç'un hem de Tankut'un bilye sayısının bir katıdır demiş. Eyvallah. He. Buna göre Tongül'ün bilyelerinin sayısı bulabilmek için diyor. O zaman 8 sayısının bir katlarını bulalım bakalım. Çünkü hem bunun hem bunun katı olacak. 8'in katları 8. Kendisi katıdır değil mi Tonguç öyle? Evet hocam. 16, 24, 84, 32. Ondan sonra 8 kere 5, 40. 18 kere 6, 48, 8 kere 7, 56, 8 kere 8, 64, 8 kere 9, 72, böyle devam eder gider. 12'nin katlarını bulalım. 12 kendisi, 24, 36, ondan sonra 48, sonra 60, sonra 72, sonra 84, sonra 96, böyle gider. Şimdi adam diyor ki, hemen söyle bakalım 8 ve 12'nin ortak katlarını söyler misin bana buradan görebildiğin kadarıyla? 24. Heh, bunun katını bulduk, bunun katını bulduk. Sonra ya 24 ortak kat. Başka? 48. Süper. 48 ortak kat. Başka? 72. 72 ortak kat. Böyle gider. Şimdi bilmiyoruz kaça kadar gidiyor ama şöyle bir yazalım bakalım. 24, 48, 72. Dikkat etti mi Tonguç? 24. 24'ün 2 katı. 24'ün 3 katı. 24 katı 96 çıkacak karşımıza. Zaten bundan sonra gelen zımbırtıda hemen yazmak istiyorum. 80, 88 ve 96 gelecek bunun katı. O zaman 96'da bir katı olacak falan filan. Böyle devam eden bir dizi var burada. En küçük ortak katı söyler misin bana Tonguç'um? 24. Harika. Tonguç'un bir sayısını bulabilmek için bir kere hem bunun hem bunun katı olan 24 olabilir Tonguç evladım benim. Tonguç'un bir sayısı 48 olabilir, 74, 90 ama en az kaç olabilir dese 24 derdik ve içinden çıkardık değil mi Tonguç evladım? Geldik o zaman bir tane model soruyla artık bu işi noktalamaya başlayalım. Yukarıda gelip ebatları. Ebat ne demek Tonguç Evren Bey? Ölçüleri. Harika. Verilen dikdörtgen şekilli bahçe kare şeklindeki eş parsellere ayrılmak isteniyor. Tamam eyvallah. Parsellerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre. Bu parsellerin bir kenar uzunluğu kaç mı? Parsel ne demek Allah'ını seversen? Biz arsacı mıyız evladım? Kadastrolu muyuz? Tapu kadastrolu. Gerçekten parsel. Nedir parsel Tonguç'um? Parsel bir iletişim parsel aracı. Parsel değil evladım. Parsel bir... İletişim şeyi aracı evet, yani. Sim kart fabrikası. Galiba öyle bir evet, şey. Evet, evladım dangoz musun? Parsel bölge demek. Yani bölgeleri ayıracağız. Yani eş bölgeleri ayıracağız. Eş parsel demek. Mesela şöyle şöyle, şöyle şöyle hepsi eşit olan parseller ayıracağız. Şimdi ben bunu ayırırken diyor ki bana eş parseller ayıracaksam kardeşim ya bir kere bunların birer kare olması gerekiyor diyor. O zaman kare ne demekti? Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olacaktı. O zaman 80 ve 60'a denk gelen kısımlarda eş uzunluklar olması gerekiyor. Ben kafadan zaten söyleyebilirim ama mesela 80'in bölenlerini söyler misin bana Tonguç'um? 80'in bölenlerini hemen söyler misin? 1 kere 80, 2 kere 40, ondan sonra 3 kere olmaz, 4 kere 20, 5 kere 16, ondan sonra 6 kere olmaz, 7 kere 8 kere 10 bitti bu kadar. Şimdi 60'ın katlarını söyleyeyim Tonguç'um. 1 kere 60... ondan sonra 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10 olur. 7 kere 8 kere 9 kere olmaz. Dolayısıyla biz bunlardan, biz bu bölenlerden bunların çünkü bu ne yapmamız? Bunu parçalara bölmeyecek miyiz Tonguç Hocam? Evet hocam. İşte bu bölenler, bu 80'in bölenleri bunlar, 60'ın bölenleri bunlar. En büyüğünü, bak bir kenar uzunluğu kaç metre olabilir demiş ki? Bu birer tam sayı olduğuna göre. Şimdi bak, ortak olanları bulmamız gerekiyor. Bir ortaktır, iki ortaktır, dört ortaktır Tonguç Eramim. Aynı zamanda beşler ortaktır. 6, 7, 8, 9, 10 ortaktır Tonguç evladım benim. Süpersin. 12, 16, 20 ortaktır Tonguç evladım benim. Dolayısıyla biz bu parsellere böleceksek bu parsellerin bir kenar uzunluğu yani karenin bir kenar uzunluğu 1 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir ve 20 olabilir diyoruz Tonguç evladım benim. En az sayıda parsele bölseydik bir kenar uzunluğu 20 metre alırdık. Ama sonuçta bunların hepsi de olabilir Tonguç evladım benim. Dolayısıyla hepsini de yazabilmemiz gerekiyor diyoruz. Bu da çok önemli bir temel oluşturmadır. Ben 20'ye bölersem burada 3 parsel çıkar. Bak böyle 3 tane parsel çıkar. Burada da
4 tane çıkarak 1, 2, 3, 4, 20, 20, 20, 20, 80 eder. 20, 20, 20, 60 eder toplamda. Toplamda 4 kere 3'ten 12 parça çıkar karşımıza. Hatta şöyle çizdiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çıkıyor. Bu 20 metre olursa ama 10 olursa farklı bir şey çıkar değil mi Tonguç Erdem? Evet hocam. Süper zekisin. Geldik artık son sorumuza. Oo. Bir kırtasiyeci aynı marka kalemleri 8'erli ve 10'arlı paketlediğinde hiç kalem artmamaktadır. Kırtasiyeci bu marka kalemlerin sayısı 100'den fazla olduğuna göre en az kaç tane? O zaman hem 8'erli hem 10'arlı paketleri paketlemiyor muyuz Tonguç? Evet hocam. Dolayısıyla kırtasiyecimizin sayısı kalem sayısı bunun katları bir şey olması gerekmiyor mu? Evet hocam. O zaman hemen 8'in katlarını söyleyeyim. 8, 16, 24 böyle böyle devam eder. 80'e kadar geleyim kafadan. 88, 96, 104, 104 değil mi alanı sayısı? 112 böyle gider falan filan. Şimdi 100'den fazla olduğuna göre demiş. Yani bunlardan bir tanesi olacak. Tamam. Bir de 10'arlı diyelim. 10, 20, 30 zaten 100'e kadar geliyor. 110. Ondan sonra bak 112'den sonra 120 çıkar 8'in katı. Çünkü 8 ekliyorum aslında bak. 8, 8, 8 ekliyorum aslında. Bu da 120 olur. İşte 120'den fazla olduğuna göre, pardon 100'den fazla olduğuna göre o zaman şunlardan bir tanesi seçeceğim. Bunlardan en az olan hangisidir? 120'dir diyoruz Tonguç Erdem. Hatta istersen devam edelim. 128, 136, 144 böyle devam eder aslında. 152, ondan sonra 160 böyle devam eder. Bu da 130, 140, 150, 160 bak 160 da olabilir aslında ha. Ama diyor ki bize en az diyor. Dolayısıyla biz en az olanı seçmek zorundayız. Yani 120'yi seçmek zorundayız diyoruz. Ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Tonguç evladım benim. Dolayısıyla biz bunları sayarak bulacağız. Ama ileride zaten çok güzel yöntemle öğrenip daha rahat bir şekilde hesaplayacağız. Hiç merak etme. Bu benim yaptığım gibi sayma bile yapmayacaksın bile. İnşallah. Dolayısıyla şimdi ödevimizi alalım. Ödevimizi aldıktan sonra da ödül sorumuzla dersimizi bitirelim. Hadi bakalım. Evet Tonguç'um süper bir şekilde matematiğin ilk kısmını yani ilk çarpanlar katları kısmını çok iyi bir şekilde hazırlanmış olduk. Temelimizi atmış olduk. Dolayısıyla şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Başarılar diliyorum. Kampımız süper bir şekilde devam ediyor ve süper bir şekilde bu kampı bitirip 7'den 8'e hazırlık programıyla artık 8'e tam net bir şekilde hatta matematik gibi çok önemli bir derse hazırlanmış olacağız. Hadi bakalım şimdiden başarılar. Sağ ol hocam. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Düşenme. Çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma bu.